İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üç sembol isminden biri olan Talat Paşa, çoğu kişiye göre İttihat ve Terakki'nin beynidir. Öyle ki Hüseyin Cahit Yalçın bu konu hakkında şöyle söyler. Eğer Talat Paşa olmasaydı İttihat ve Terakki olmazdı. O örgütün kubbe taşı, çimentosu ve temeliydi. Talat Paşa, cemiyetin önde gelenleri arasında siyasi fikir olarak belki de Mustafa Kemal Paşa'ya en yakın isimlerden biridir. Anadolu'da gücü elinde tutan zümrenin Türkler olmasını arzular ve cumhuriyet fikrine diğer siyasilerden daha sıcaktır. Enver Paşa ile gerçekleştirdikleri kader birliği onun Mustafa Kemal ile olan ilişkisinin belli bir seviyede kalmasını sağlamıştır. Buna rağmen Enver Paşa'ya yönelik bir darbe girişiminde Mustafa Kemal Paşa'nın adı geçtiğinde konunun üzerine gidilmesini isteyen arkadaşlarına karşı ''Bu devletin tarihinde bir anafartlar daha olur, bir Mustafa Kemal lazım olur, ararız bulamayız.'' demiş ve Mustafa Kemal Paşa'nın yanında durmuştur. Talat Paşa 1. Dünya Savaşı yıllarında aktif rol oynamış ve sadrazamlık görevini üstlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki başarılarını her daim övmüştür. Velhasıl 1. Dünya Savaşı'nın kaybedilmesi, yeni hükümetin kurulması, İngilizlerin İstanbul'a geleceği ve kurulacak mahkemelere direkt etki edeceği söylemleri üzerine Enver, Cemal ve Talat Paşa ile birlikte birkaç iddiatçı yurdu terk eder. Kimine göre ise de kaçar. Talat Paşa yurdu terk edip ardına dönüp baktığında arkadaşlarına şu acı konuşmayı yapar. Bizim siyasi ömrümüz artık sona ermiştir. İster haklı, ister haksız yere olsun. Bir kere üstümüze milletin kin ve gazap yüzü döndü. Bizim yürüyeceğimiz en kısa ve münasip yol Avrupa'ya giden yoldur. Bir köşeye çekilip oturmalıyız. Herhangi birimiz, herhangi sebeple olursa olsun en ufak bir kıpırdama bile yapmamalıyız. Ve hiçbir şeye tamah etmemeliyiz. Bu hal içinde zamanın getireceği hadiseleri gözlemlemeliyiz. Gün geçer de şayet bir fırsat zuhur ederse o fırsattan faydalanmamız tabidir. Ancak bugünkü halimizle ve bugünkü dünya şartları içinde bize düşen her türlü tiranlıktan ve her çeşit senlik benlikten uzakta bir köşeye çekilip sinmekten ibarettir. Yine gitmeden önce İstanbul'daki kendine bağlı adamlarına yeraltı faaliyetlerine devam etmelerini ve Mustafa Kemal'e bağlı hareket etmelerini söyler. Bu ekip yönetimini Talat Paşa'nın adamları Kara Vasıf ve Kara Kemal'in yaptığı Karakol Cemiyeti adıyla faaliyet gösterecek, milli mücadelenin başında gerek silah kaçırmak, gerek istihbarat sağlamak, gerekse de Anadolu'ya gizlice adam kaçırmak konusunda Mustafa Kemal'le birlikte çalışacaktır. Fakat ilerleyen zamanlarda cemiyetle Kemal Paşa'nın arası açılacak ve cemiyetin içinden Mustafa Kemal'e tam bağlı olacak başka bir örgüt kurulacaktır. Talat Paşa ve diğer iddiaçların arası yurdu terk ettikten sonra fikir farklılıkları sebebiyle ayrılır. Talat Paşa için Almanya günleri başlamıştır. Arkadaşlarına bir köşeye çekilip oturmalıyız demiştir. Ama bir iddiaçının bir köşeye çekilip oturması ne kadar gerçekçidir? Oturduğum yerden ne kadar destek verebilirim düşüncesi her zaman Talat Paşa'nın aklındadır. Anadolu'daki mücadeleye zarar vermeden katkı sunmak için Almanya'daki Sovyet yetkililerle görüşmeler yapar. Anadolu ile birlikte hareket etmeleri, gerekirse silah yollanması konusunda kulisler gerçekleştirir. Yine diğer ülkelerin yetkilileriyle görüşüp Anadolu lehine çalışmalarda bulunur. Danimarka, İsveç, İsviçre ve İtalya'ya gidip siyasetlerini öğrenmeye çalışır. Evine yakın küçük bir ofis tutar. Dış basında Türkiye hakkında çıkan tüm yazıları okuyup raporlar, görüşmelerini de bu raporlara ekleyerek çalışmalarını Ankara'ya yollar. Talat Paşa'nın eşi Hayriye Hanım o gününe dair şöyle diyor. Nitekim Anadolu'da milli hareket başladığı ve muvaffakiyete doğru adımlar attığı zaman Paşa son derece memnun olmuştu. Senelerden beri binbir ıstırap içinde gülmeyen yüzünde ilk defa tebessümün tatlı ışıklarını sezdim. Kendisi ana vatandan uzakta fakat kalbi Anadolu'daydı. Milli hareketin muvaffak olması için gece gündüz dua ederdi. Şimdi gelelim Kurtuluş Savaşı yıllarında ikilinin mektuplaşmalarına. 22 Aralık 1919, 29 Şubat 1920, 25 Ekim 1920 tarihinde ikili mektuplaşmıştır. Ek olarak Talat Paşa, Anadolu'da bulunan Tevfik Rüştü,
Halide Edip, Celal Bayar, Bekir Sami, Galip Kemali, Cami Bey ve Nuri Jonker'le de görüşmeler yapmıştır. Talat Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı mektuba "Kardeşim" diye başlamış, sayfalarca raporlar yollamış, düşüncelerini belirtmiştir. Bazı noktalarda öneri vermiştir. Talat Paşa, Asım Bey'le mektubu yolladığında Asım Bey Çankaya'da Mustafa Kemal tarafından sıcak bir şekilde karşılanmıştır. Kemal Paşa, yurt dışındaki iddiaçların ve özellikle Talat Paşa'nın durumunu sorup parasal konularda bilgi almıştır. O günlerde Kemal Paşa'nın en ihtiyaç duyduğu meselelerden biri paradır. Ankara'nın en yoklukta olduğu günlerdir. Talat Paşa mektupta içeride milli birlik sağlanmalı, ardından fikirlerin eyleme geçmesi için parti kurulmalı ve başında siz olmalısınız demektedir. Yurt dışındaki çalışmaları en ince ayrıntısına kadar raporlamıştır. Dışarıda Ankara lehine takındığı tavrı ve planları da söylemekten geri kalmamıştır. Mustafa Kemal'i Anadolu Hareketi'nin tek lideri olarak kabul etmekte, memlekette kendilerine karşı sert bir muhalefetin olduğunu bilip bu konuda düşüncelerini de belirtmiştir. İtalya'ya gittiğini söyleyip İtalyanların İngiliz ve Fransızlardan daha ılımlı olduğunu belirtip İtalyan yetkililerle görüşülebilir önerisini sunmuştur. Yine diğer iddiaçlar hakkında bilgiler verip Arap coğrafyasının milli mücadeleye katkısı hakkında önerilerde bulunmuştur. Talat Paşa cümlelerini şu sözlerle bitirmiştir. Bizlere gelince istediğiniz şekle girmek, istediğiniz tarzda çalışmak, arzu ettiğiniz hususi ve umumi türlü fedakarlığı yapmak en büyük emelimizdir. Muvaffakiyetinize bütün kalbimizce duacıyız. Talat Paşa sahne sırasının artık Mustafa Kemal'de olduğunu çok iyi biliyordu. Enver Paşa ile ayrıldıkları noktalardan biri buydu. Mustafa Kemal Paşa da cevap olarak verilen önerilerin değerli olduğunu belirtip her öneriye ciddiyetle cevap vermişti. İç durum hakkında bilgiler de veren Kemal Paşa ülke dışındaki çalışmaları değerli buluyor ve devam ettirilmesini öneriyordu. Fakat en son karar olarak kendisine danışılmasını belirtiyordu. Ek olarak en yüksek rütbeli temsilcilerle ben görüşmeliyim demekteydi. Yani siz yürütün ben noktalayayım diyordu. Kontrol dışında bir gelişme olmasının önüne geçmeye çalışıyordu. Uygulama esnasında duruma göre kademeli bir şekilde ilerleyeceğini belirtip kesin çizgiler çizmekten kaçınan cevaplar vermekteydi. Ek olarak Kemal Paşa, Talat Paşa'ya yazdığı mektupta acil olarak 50 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirtmişti. Bu paranın verildiğine dair elimizde belge yok. Fakat o dönemde yurt dışından paralar yollandığını biliyoruz. Çok yüksek ihtimalle bu para da Anadolu'ya yollanmıştır. Talat Paşa gelen cevap karşısında oldukça mutlu olmuş ve bir arkadaşına mektupla şunları yazmıştı. Ben burada Sarı Paşa ile muhabere ediyorum. Berlin'de olup bitenleri, kulağa çalınan şeyleri kendisine bildiriyorum. Sarı Paşa'nın bana verdiği cevaplardan anlıyorum ki, verdiğim bu malumattan kendisi pek memnun kalmaktadır. Talat Paşa'nın aklında her zaman Anadolu'ya gelmek vardı. Fakat iddiaçların, özellikle liderlerinin Anadolu'ya dönmesi, Mustafa Kemal'in oluşturduğu her kesimin içinde yer aldığı ulusal isyanı baltalayabilir, hatta baltalardı da. Talat Paşa da bu durumun farkında olarak bu konuda yavaş hareket ediyordu. Talat Paşa son yıllarında sıklıkla öldürüleceğinden bahsetmekteydi. Her ne kadar bulunduğu ortamlarda Ermeni meselesi hakkında savunmalarını ve haklılığını ispatlayan delilleri sunsa da Ermeniler tarafından öldürülecek kişiler listesinde ilk sırayı alıyordu. Talat Paşa Abre ile yaptığı son görüşmesinde şöyle demişti. Hiçbir millet savaşa girip arkadan hançerlendiğinde buna rıza gösterebilir mi? Yine bir gün eşine şöyle demişti. Beni bir gün sokakta vuracaklar. Alnımdan kan akarak serileceğim yere. Yatakta ölmek nasip olmayacak. Ziyanı yok. Varsın vursunlar. Vatan benim ölümümle bir şey kaybedecek değildir. Bir Talat gider, bin Talat yetişir. Talat Paşa 15 Mart 1921'de Berlin'de Ermeni bir tetikçi tarafından vurulup şehit edildi. Haberi Ankara'dan alan Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından şu cümleler duyuldu. Vatan büyük bir evladını, inkılap büyük bir teşkilatçısını kaybetti.
Yine Kemal Paşa 1926 yılında bir gazeteye verdiği hatıratlarında Talat Paşa için şu ifadeleri kullandı. Zavallı Talat Paşa, kendisinin bir Ermeni kurşunuyla Berlin sokaklarında yere serildiğini işittiğim zaman ne kadar müteessir olmuştum. Mustafa Kemal Paşa Talat Paşa'nın eşine maaş bağlatmış, Ermenilerden kalan mallardan bir takım mallar vermişti. İlerleyen yıllarda Hayriye Hanım'la bizzat görüşmüş, Çankaya'da ağırlamış, sorunlarıyla ilgilenmişti. Evet, İttihat ve Terakki'nin en önde gelen adamı, meşrutiyet kahramanı Talat Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü sizler için özetledim. Videomuzu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu cümleleriyle sonlandıralım. Eğer meşrutiyetler olmasaydı, Cumhuriyet olmazdı. Kalın sağlıcakla.